Bu dersimizde sabitler ve rezerv edilmiş kelimeler nedir bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle JavaScript kodlarını yazarken birçok isim kullanacağız ve kendimiz bu isimlerle değişkenler tanımlayacağız. Objeler, nesneler, fonksiyonlar tanımlayacağız. Bunlara biz isim vereceğiz. Bu isimleri verirken dikkat etmemiz gereken kuralları önceki derslerimizde incelemiştik. Yani boşluk karakteri ve Türkçe karakter kullanmayacaktık. Bunun dışında kullanmamamız gereken bazı kelimeler var. Bu kelimeler JavaScript içerisinde daha önceden rezerv edilmiş, yani JavaScript yapısının kendisinin kullandığı kelimeler ve aynı zamanda sabitler. Bu isimleri değişken isimlerimizde veya fonksiyon isimlerimizde kullanmamız mümkün değil. Örneğin ben alert isimli bir değişken ismi tanımlayamam. Çünkü rezerv edilmiş bir kelimedir. Gördüğünüz gibi renklendirme olarak da hemen herhangi bir değişiklik yapmadı. Yani siyah karakter renkteki bir yapıya dönüştürmedi. Alert kendisinin kullandığı bir metot ismi olduğundan dolayı direkt bu metodu hemen algılamaya çalışacaktır. Bu sebeple alert rezerve edilmiş bir kelimedir. Örneğin ben yine var isimli bir değişken tanımlayamam. Varı da bir fonksiyon ismi olarak da kullanamam. Bu da rezerve edilmiş bir kelime. Fonksiyon kelimesini de kullanamam. Örneğin function. Bu kelimeyi de herhangi bir yerde isim olarak kullanmam mümkün değil. Gördüğünüz gibi son karakterini büyük karakter yaptığımda artık bu kendi kullandığı rezerve kelimesi olmadığından dolayı direkt N'den dolayı burada N'yi büyük karakter yaptım. Büyük küçük karakter duyarlılığı olduğundan dolayı şu anda yazdığım function'la sağ tarafta yazdığım function, yani bu function'la bu function birbirine eşit değil programatik olarak. Kelime olarak birbirine eşit görünüyor olabilir ama N karakterinden dolayı bunlar birbirine eşit değil. Bu şekilde rezerve edilmiş kelimeleri ne değişken isminde ne obje isminde ne de fonksiyon isimlerimizdeki kullanım şekli içerisinde eşit olarak kullanmamız mümkün değil. Yani bu kelimeleri hiçbir şekilde kullanmayacağız. Kullandığımızda da hata mesajını alırız. Şöyle bir soru gelebilir. Hangi kelimeleri kullanmayacağım? Bunu programlama yaptıkça rahatlıkla anlayacaksınız. En çok kullandığınız rezerve kelimeleri zaten kullanacağınızdan dolayı veya kullandığınız editör size bu konuda yardımcı olacağından dolayı, ki size yardımcı olan bir editör kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Notepad kullanmak tamamen gereksiz ve hamallık diyebileceğim bir durum. Bunun dışında çok profesyonel editörlerimiz var. Ben şu an Dreamweaver üzerinde bu eğitimi anlatıyorum ama JavaScript kodu yazabileceğiniz birçok editör var. Bu editörleri kullandığınızda size rezerv edilmiş kelimeleri ekranda gördüğünüz gibi farklı renklendirerek bildirecektir. Bu şekilde hangi kelime rezerve, hangi kelime rezerve değil, bunu da rahatlıkla anlamış olacaksınız.